Ay bu da pislenmiş ya. Şunu bir sileyim bir dakika. İdo. İdo ile işte. Bilmeyeceğim. Konuşayım. Feslen sevenleriniz var mı? Ben bayılıyorum kokusuna. Aloha. Öncelikle aşırı derecede heyecanlıyım arkadaşlar. Çünkü hani stoklu gittiğim için her cumada genellikle çok büyük bir istisnai durum olmadığı zaman video geldiği için siz farkında değilsiniz. Ama gerçi yaz aylarında kış videoları falan geliyor bazen ya da kış aylarında yaz videoları gelecek. Lucy'cim yapma öyle. Derken yani şu anda inanılmaz sıcak ve bir vlog çekeceğim. Haftalardır, belki birkaç ay oldu mu? Bir iki ay olmuş olabilir vlog çekmedim. Çünkü Avşa Adası'na gideceğim ve hayatımda ilk defa Avşa Adası'na gidiyorum. Tabii ki de duymuştum. Hatta annem küçükken demeyeyim ama böyle çok gençlik zamanında orada Çınarlı diye bir yer varmış. Hani Çınarlı'ya çok gittik derdi. Çınarlı tatil köyü galiba. O yüzden hani annemden de öyle duymuştum. Ama ben oraya gitmiyorum. Avşa Adası'nda 3 günlük bir eğitim var arkadaşlar. Akses eğitimi. Ve ona gitmemin de sebebi Paris'e gideceğim. Eylül başında o eğitime katılmam için de onun ön koşulu bu eğitimi almak. Beden prosesleri eğitimini alacağım. İsviçre Vlog'da 3 günlük beden prosesi almıştım. Şimdi bir daha aynısını alacağım. Yani beden prosesleri sınıfını alacağım. Çünkü o Paris'teki 3 günlük ileri seviye beden prosesleri sınıfını almak için 2 kere en az almak gerekiyormuş. Ve Türkiye'de de veren tek kişi var. Aile Aydın diye. Onun da Avşa'da böyle hani bungalov demedi galiba. Onun böyle sahip olduğu bir yer varmış. Orada misafir ediyor. Tabii ki de eğitim ücretini falan ödüyoruz. Ve butik bir sınıf olacak. Hani katılımcı sayısı da böyle İsviçre'de 10-15 kişi vardı. Ama burada bayağı az kişi, 2-3 kişi falan olacağız galiba. Bakalım. Dün biraz haberleştik. Bu arada şunu da size hiç göstermedim. Londra'dan almıştım. Hatta şey yaptım, çerçevelettim ama daha astıramadım. O da öyle arkamda olsun istedim. Arkadaşlar o kadar sıcak, o kadar nemli ki yani saçlarımı açamıyorum. Hep yelpazeyleyim. Böyle gerçekten hani Koreliler mi, Japonlar mı görmüştüm. Böyle kafalarına vantilatör takan. Yoksa ben hayal mi hatırlıyorum, bir filmde mi gördüm? Ama hani şemsiye falan da çare etmez. Hani güneş şemsiyesi. Gerçekten böyle kafama şöyle vantilatör takılsın. O vantilatörle bütün gün dolaşmak istiyorum. Yani Ağustos ayı benim için çok sıcak ve çok nemli geçti. Neyse, bunları demişken böyle bir size açılış yapayım istedim. Bugün 7.40, yani 7.40'da Yeni Kapı'dan gideceğim. 3.5 saat civarı sürüyor. 11 gibi gece orada olacağım. Size böyle zaten hani ara ara çekerim bazı görüntüler. Hani izler, görürsünüz yani siz de. Öyle. Onun dışında da çok fazla hani belli başlı şeyleri anlatırım ama böyle deli gibi konuştuğum bir vlog olsun istemiyorum. Hani daha çok böyle çevreyi çekerim ya da orada Aile Hanım'la ya da belki katılımcılarla ya da artık ne yaşıyorsam hani onları çekerim. Ben böyle deli gibi konuşmam ki vlog uzamasın. Tabii ki siz ne seviyorsunuz vloglarda? Hani onu da söylerseniz çok sevinirim diyorum. Şöyle yine resmi göstereyim. Bu arada arkadaşlar bir de aklımdayken şeyi de söyleyeyim. Hani ben gitmeden Aile Hanım'a sordum. Orada vlog çeksem hani sizin için bir sakıncası olur mu? Hani yerinizi göstersem işte artık orada nasılsa hani Avşa Adası'nın çünkü bir merkezi varmış. Kendisinin evinin olduğu bölge böyle daha rüzgarlı, daha farklı bir yerdeymiş. Yine bildiğim kadarıyla Avşa Adası bu arada çok büyük de bir yer değil. Merak da ediyorum ama çok sıcak olduğu için deli gibi gezer miyim ondan da emin değilim. Çünkü gerçekten güneş altında dolanmak istemiyorum. Merkezde böyle annem de dedi çok sıcak oluyordu falan diye. O yüzden biraz çekiniyorum. Neyse çok sevinirim dedi. O yüzden de sizi oraları da göstereceğim ama eğitimi çekemeyebilirim. Bakacağım yani duruma göre artık nasıl akarsa akacak. Güzel bir vlog olsun diyorum ve artık ben yola çıkıyorum. Şu neme bakın. Bu nem ne ya? Artık bir kış gelsin. Gerçekten kış insanıyım ben arkadaşlar. Yapamıyorum. Evet, Avşa Vlog'dayız. Evet. Aşkım. Ben de her zamanki gibi Dorstep'teyim. Dorstep'te kahvemi içiyorum. Ben yola çıkacağım birazdan. Özleyecek misin beni? Özleyeceğim aşkım. Ya. 3 gün 4 gün aynı kalın.
Tahinli simidi, otlu poğaçası efsane. Tahinli simidi ve otlu poğaçası çok çok iyi. Yani tabii bütün ürünler çok güzeldi. Aile Hanım. Eğitimi sizden alacağım. Alacağız. Kendinizi biraz tanıtmak isterseniz, yeri gelmişken isterseniz. Tabii ben Ayda Aydın. Access Consciousness'da kolaylaştırıcıyım yaklaşık 12 senedir. Ve buraya Avşa'ya yerleştik sayılır. Yani kısmi. Ve burada eğitimlere devam ediyorum. Burası çok keyifli, çok eğlenceli. En çok sevdiğim yan da inşaatı yaptırdığımız yer. Sokağında Sihir Yol Sokak. Böyle sihir oluyoruz, magic oluyoruz hep birlikte. Bakalım neler mümkün. Ben de daha görmedim. Bugün göreceğim. Size de paylaşırım ama zaten harika olduğuna eminim. Evet, şimdi kardeleni aldık İdo'dan. Dondurmamızı yiyoruz. Şimdi eve cuf cuf diyeceğiz. Aynen. Ya arkadaşlar şimdi konuşuyoruz da 3000 nüfuslu dediniz eskiden burası. Eskiden şimdi normal yerli halkın yaşadığı 3000 yerli nüfusu var. Şimdi artık bizim gibi dışarıdan gelip de burada kışın da kalmaya niyetlenenler çoğaldığı için 6000 kişi falan oluyor böyle yaz ya kışın olan şeyi yerleşimi. Ama yazın bayramlarda 200 bin, normal zamanlarda 150 bine kadar rahatlıkla yani 180 bin civarında. Ama bayramlarda 200 hatta 200'ü geçtiği zaman bile oluyor. Ama normalde 6000 kişi yani. Normalde 6000 kişi normalde yaşıyor. Bayağı o zaman tamam, gelen artı oluyor. Artı 2 biz de katıldık diye şimdi. İskan çıkınca artı 1 olacak. Şimdi Yiğitler köyündeyiz. Günaydın. Size manzaramı göstereceğim. Saat 10 şu an. Kalktım biraz oldu ama. Aşağı ineriz birazdan. Aloha. Öncelikle size biraz bilgi vereyim dedim. Sonra da zaten hani etrafı çekeceğim ya da ne yapıyorsak birazdan kahvaltı yapacağız. Şöyle şuradan başlayayım. Dün ben vapura bindim. 3,5 saat kadar sürüyor vapur arkadaşlar. Ve 7.40 vapurunu almıştım. 10 geçe buradaydım. Ondan sonra zaten merkeze indim. Merkezden beni karşıladılar. Aile Hanım'ın, Aile Aydın'ın bir eğitimi. Beden prosesi eğitimi zaten. Hani bahsetmiştim açılışta böyle. Onun dışında yani çok az gezdik, dondurma falan yedik zaten. Burası da adanın kuzeyindeymiş. Öyleydi galiba. Ya yani adanın diğer tarafında. Zaten bütün adayı da bir saatte turlayabiliyormuşsunuz. Hani eğitim için, burada olduğum için zaten gezersem edersem size gösteririm. Yani gezdiririm, sizi de yanıma alırım. Onun yanı sıra burayı bir size göstereceğim. Bayağı böyle dağlık yani yüksekteyiz. Ben hiç daha önce Avşa Adası'na gelmemiştim. İlk gelişim ve anladığım kadarıyla da zaten Marmara Adası çok büyükmüş. Avşa Adası bayağı küçükmüş. Yani Marmara Adası'nın yanında böyle dediğim gibi bir saatte işte turlayabiliyor musunuz falan. Bir de Marmara Adası daha sakinmiş ve Avşa daha böyle hani eğlenmek istiyorsanız falan eğlence yerleri daha fazlaymış diye duydum. Bunun yanı sıra işte bu alanı ben size göstereyim. Ha şey çok mutluyum onu diyeceğim. Normalde hani İstanbul aşırı derecede nemli ya bugün çünkü 26 Ağustos ve burası çok güzel esiyor. Ona çok mutluyum. Bu arada şey sürmedim bakın BB krem sürmedim yani hassas ciltte olunca neden olduğu bilmiyorum da demeyeceğim biliyorum nemden. Bir şekilde gece uyurken ben herhalde böyle mi uyuyorum ne yapıyorum yani bir şey de sürmek istemedim sadece güneş kremi sürdüm. Öyle. Onun dışında bugün eğitim başlıyor. Biri yeni biri gelecekmiş. Yani bir kişi daha katılacak. O yüzden 12'ye kadar falan onu bekleyeceğiz. Yarın eğitim var. Pazar günü eğitim var. Ben pazar 5'te dönüyorum. Bu şekilde. Yani sizi şimdi gezdireyim. Şimdi bakın burası böyle bir alan. Şöyle. Bir de böyle havuzumuz var. Burası da böyle.
Neco Bey, merhaba demek ister misiniz? Merhaba. İyi bayramlar. Merhaba Adnan Bey. Şimdi şöyle içeriği de biraz gezdireyim. Doğal yaşam. Semiz otu mu topluyorsunuz? Aslında buradaki otların hepsi yeniyor. Ama ben bunları çok seviyorum, yabani semiz otunu. Olmaz lezzetli, böyle çıtır çıtır yiyoruz bunları. Anneannem de çok güzel onun salatasını yapar. Böyle mayhoş mayhoş oluyor. Bu da doğa bize cömertçe sundu bunları, bol bol yiyoruz o yüzden. Her yerden semiz otu çıkıyor. Gerçekten çok fazla varmış yalnız. Böyle. Yani buradan herhalde böyle birkaç tencere yemek çıkar sadece şuradan. Bayağı çok. Ama ben tabii en kaliteliğini topluyorum, böyle en güzellerini. Sabahları çok daha bir güzel oluyor. Şuradakiler gibi. Şöyle. Hı hı. Çok güzeller. Süper. Bunlar da zeytin ağaçları. Evet. Bakın şöyle. Ben normal durumdan da ekleyseniz otu ama bunların verdiği lezzeti o vermiyor. Bu çok farklı. Bunu siz ekmediniz değil mi? Evet, bu kendi çıkıyor topraktan. Evet. Yiyeceğiz birazdan. Evet. Arkadaşımızı almaya gidiyoruz. Neco Bey, Ayla Hanım'ın eşisiniz. Yeah. Öyle de öyle de tanıtmadım sizi. Evet. Tabii tabii. Şimdi hazırlıyoruz buraları. Betül, merhaba demek ister misin? Merhaba. Betül Çil. Evet. O benim. Şöyle alayım seni, istersen ters ışıkta kalıyorsun. Peki. Sen de bugün katıldın aramıza. Sanki ben aylardır, haftalardır buradayım. Ben de aylardır buradaymış gibi hissediyorum. Yıllardır belki. Betül de matematik hocası. O da beden prosesi alacak. Böyle dördümüz diyeyim Neco ile beraber. Bir şey söylemek istersen buyur. Bedeninizi sevin, kendinizi sevin. Ve bu eğitimi herkes almalı. Evet. Kendisi için, bedeni senin için. İlk eğitimin değil i̇lk mi? İlk beden eğitimim, evet. Ama bir ama son olmayacak. Access Bar seansları veriyor. Bu arada Antalya'da veriyorsun galiba, evet, onu da söyleyebiliriz. Evet, evet. Access Bar eğitmenliğini yenileyeceğim bu eğitim sonrasında. Yeniledikten sonra sana gelmek isteyenler olursa... Hı-hı. Instagram sayfamı paylaşırsın. Tamamdır, sevgiler. Ben ulaştırırım. Herkes bir yastık seçecek kendisine. Evet. Seçin. Ben pembeyi seçtim. Pembe senin. Evet. Teşekkürler. Ya bu biraz kalın, seven kalın aslında. Bayağı sert. Zaman ama şey, viskon mu diyorlar? Şey. Güzeldir yani. İlk ben yatabilir miyim? Sen hangisini aldın? Aldın, tamam. Bu da Nece'ye kaldı. Başlıyoruz şimdi. Niye beni netlemiyor? Evdeki bütün yastık arkadaşlar. Yatmak için verdim. Şöyle mi yapsam? Aynen. Alacağım tabii yastık. Ay ne güzel ışık fark. Şimdi başlayacağız birazdan şurada. Bakın bayıldım şuna. Tam gözükmüyor da şöyle mi göstersin? Onu biliyorum ben. Devam et. Gürlet. Şimdi yağmur Şimdi merkeze gidiyoruz. Hayırlısıyla. Biraz merkezin dışından gideceğiz. Buraya. Hadi bey, hadi bey, hadi bey, hadi bey. Gözlüksüz bey.
Evet, şu başlık. Anda Avşar'ı geziyoruz merkezini ve şu anda tarihi çınarın altındayız. Burada böyle herkes gelir, yemek yer, çayını içer, çok keyifli, bir sürü çınar ağaçlarının yer aldığı bir yer. Burası değil mi? Sen şöyle bir göster. Evet. Şu anda Atamer'in oraya geçiyoruz. Çok güzel bir mekan. Bence Avşar'ı en beğendiğim mekanlardan ne birisi. Ne orası? Hem otel hem de yemek yenebiliyor. Ve taşlarını Bodrum'dan getirmişler, Bodrum taşıyla. Mimarisi de çok güzel ve içi de çok hoş döşenmiş. Burayı ayrı bir rüya, ayrı bir dünya gibi. Zaten şimdi biraz sonra göreceksiniz. Tamam. Şu mavi panjurlu yer. Günaydın efendim, günaydın tekrardan. Size de günaydın Adnan Bey. Sabah 6'da da lütfen hazırla kameranı çünkü. Evet, yarın sabah 6. Sinirlendiniz mi siz bana? Hayır. Müziklik var orada, müziklik var. Evet, ben de öyle. Göreceksiniz yarın sabah, şimdi bir şey demiyorum. Hayır, 10 dakika çok Elinize sağlık efendim. Ona geliyor saat arkadaşlar. Bugün ikinci günümüz beden proseslerinde. Şimdi kahvaltı edip başlayacağız zaten. Çok güzel geçiyor. Yani gerçekten çok güzel geçiyor. Dün zaten bayağı böyle bir ben yaptım, bir karşımdaki kişi yaptı. Bir hediyeleştik diyeyim. Bugün de işte devam edeceğiz yine. Sonra yemeğe gideceğiz falan. Zaten size gösteririm, çekerim. Öyle, birazdan da başlıyoruz. Utandım ben şimdi böyle. Siz biri varken konuşmak daha şey olur. Elleri ve ayakları bu şekilde tutuyorsunuz. Kalbin ön ve arkası diyorsa da buradan da yapabilirsiniz. Bakın zor değil ama şu kol belli bir zaman sonra yorulur ve şuraya çok abanmak zorunda kalabilirsiniz. Sırt üstü yatıyorsa da eliniz uyuşabilir. Benim için en güzel yol kişiyi tam yan yatırmak. Buraya oturduğunuzu düşünün. Biraz daha yan yat. Şurada oturduğunuzda bar sefer gibi buradan da yapabilirsiniz. Okay.
Birazdan denize girecekler arkadaşlar. Evet. Ben girmiyorum. Skirt'ten mi gireceksin? Yok. Ha, başka. Nasılsın? İyi mi? Şimdi ilk parti bitti, değil mi Adnan Bey? Beden prosesi body'm Adnan Bey. İlk partimiz bitti. Şimdi ikinci partiye başlayacağız. Bir deniz molasına geldik. Ben girmedim. Ayaklarımı falan soktum. Aile Hanım, Betül, Neco Bey girdi. Öyle şimdi deniz keyfi yapıyoruz. Birazdan gideceğiz. Aynen. Bundan daha iyi nasıl olur? Öyle. Şu anda biz Yiğitler sahilindeyiz. Adanın her yeri çok güzel. Tabii burada rüzgar durumuna göre girilebilecek denizler var. Dalganın olmadığı, sakin olan. Biz tabii bakıyoruz, rüzgar nereden esiyorsa adanın tam diğer tarafında denize giriyoruz. Bir sürü koylar var burada. Şu an bulunduğumuz yer Yiğitler. Biraz ileride Altınkum sahili var. Buranın en popüler koylarından birisi. Ondan sonra Tavşanlı koyu var. Ondan sonra Kadınlar plajı geliyor. Ondan sonra Karadut plajı var. Ondan sonra Kumtur, Çınar, Manastır koyu var. Beyaz Saray mevkii var. Of. Ve ondan sonra da Avşan'ın sahili var. Ve genelde şöyle düşünülüyor. Gemiler oraya yanaştığı için ve çok sayıda gemi gelip gittiği için hani denizin bulanık olabileceği düşünülüyor. Ama bana göre adanın en güzel denizi de Avşan'da. Ben nasıl şaşırdım Avşan'ı. Ben ilk buraya eşim işte dedi Avşan'a gidelim. Ben dedim yok ben Avşan'a gitmem, orası Marmara Denizi. Hani bir saat Marmara Denizi girilmez. Sonra bir arkadaşımla karşılaştım. Çok güzel olduğundan bahsettim. Merak ettim. İlk öyle geldik biz buraya. Ve denizi görünce aşık oldum. Dedim Ege gibi, Akdeniz gibi. Yani turkuaz rengi ve çok berrak, havuz gibi. Çok şaşırdım. Yani Marmara'da böyle bir deniz nasıl olabilir diye. Tabii bunun nedeni de şu. Ada Çanakkale Boğazı'nın ağzına çok yakın. Ve devamlı burada akıntı var. Ve deniz devamlı kendi kendini temizliyor. O yüzden her yeri çok güzel. Ama özellikle Avşa sahili o kadar kalabalık olmasına rağmen ve o kadar gemiler yanışıyor olmasına rağmen orası havuz gibi çok temiz. Her zaman çok güzeldir. Genellikle Poyraz çok alır burası. Orası da Poyraz'a tam tersi olduğu için hep böyle göl gibi uyur deriz. Yiğitler daha çok dalgalı olan taraftır. Ama 40 yılda bir uyur, o zaman da çok güzel olur burası havuz gibi. Ben çok seviyorum. Buranın havası çok güzel, oksijen oranı çok yüksek. Buraya gelince böyle nest oluyorsunuz. Eğer şey seans ya da sizden eğitim almak isterlerse de ben Instagram'dan arkadaşlar ya da açıklamaya koyarım hani sizin Instagram'ınızı. Ulaşmak isterseniz Ayla Hanım'a da ulaşabilirsiniz. Siz eğitimlerde veriyorsunuz bir sürü farklı aksesle ilgili. Tabii ki, akses eğitim. Ben burada bir akses eğitimlerini verebileceğim çok güzel bir mekan hazırladım. Böyle bir villa, işte önde havuzu olan, etrafı zeytin ağaçları olan, biraz böyle adanın çok hani kalabalık merkezinde değil de biraz daha böyle sırtlarında ve deniz çok güzel görüyor, Yiğitler sahilini görüyor. Mekan çok güzel, sokağın adı da Sihir Yol Sokak. Evet, o tamamen çok tesadüf diye bir şey yok ama hani evet. Tesadüfi gibi oldu ama tabii ki tesadüf değil. O yüzden ben hep onu diyorum, bu sihirli yol, yani sihirli yol sokak acaba bize nasıl bir katkı olur? Burada evet eğitimler veriyorum, hani buna göre hazırladım mekanı. Kalınabilecek odalarımız var. Sadece tabii eğitimler için, hani otel anlamında öyle bir işletme değil ama burada geliyoruz, hep birlikte kalıyoruz, evet. Eğitimler yapıyoruz, böyle aile gibi oluyoruz, kaynaşıyoruz, çok keyifli ortam. Siz takip ederlerse zaten paylaşıyorsunuz değil mi? Tabii şeyden. Tabii, seansa tamam. Gelebilirler, eğitimlere gelebilirler. Biz buradayız. Ben... Bekleriz. Teşekkür ediyorum. Ben de bu arada bir seans almak istiyorum Ayla Hanım'dan. Şimdi onu uydurabilirsek bakacağız. Yani body process, beden prosesleri eğitimindeyiz zaten.
Öyle bakalım, kısmet diyelim. Ama gerçekten deniz çok güzel. Bir de bu arada ben daha soğuk sanmıştım. Bayağı ılık ve açıkçası hani biraz böyle yosunlu pis olabilir gibi algılamıştım. Öyle gelmişti bana, niyeyse öyle düşünmüştüm. Bayağı temiz, şaşırdım ben de. Şimdi şunu söyleyeceğim, sakinliğimi bence görüyorsunuzdur diye düşünüyorum, yani algılıyorsunuzdur sesimi falan böyle. Çünkü bugün ben iki seans verdim, yaptım, iki seans aldım. Çok güzeldi body prosesleri, beden prosesleri. Arada işte denize gittik geldik, ne diyeceğim size. Yarın ben 5'te dönüyorum ve 3,5 saat kadar sürüyor. Yani 3 saat 35 dakika işte. Akşam saatlerinde artık İstanbul'dayım. Yarın size ya da pazartesi günü bakalım, duruma göre zaten kapanışı da yaparım. Bugün birazdan yemek yemeye çıkacağız. Ben böyle belki Instagram'da falan görmüşsünüzdür ya da başka vloglarda bunu giymişimdir. Çok seviyorum bu elbisenin rengini. Bunu giydim. Yemeğe gideceğiz, böyle bir meze, rakı, balık yiyenler olacak. Ben vejetaryenim, bilenleriniz vardır. Öyle yani, zaten size çekerim. Böyle. Ne yapıyoruz Betül? Valla avşa gecelerine akıyoruz. Rakı disko, balık, disko ay balık yani. Değil. Rakı ben balık. Gelin ama yani. Rakı balık, ay avşa. Batırmaya gidiyoruz. Evet, bundan evet. Daha iyi nasıl olur? Şimdi sırada ne var ve başka neler var? İkinci akşam böyleyiz. Üçüncü akşamı ve sonrasını ben merak ediyorum. Evet, ama bugün daha şey geldi böyle. Hepimiz daha iyiyiz. Evet, kesinlikle. Katkısına Şükran hocamın. Kesinlikle. Şimdi burada birazdan yemek yiyoruz. Çok güzel. Güneş de batırıyoruz. Günaydın. Şimdi sabah 8 civarı. Bugün eğitimin son günü. Kalkamadım hala ya, inanılmaz. Üçüncü gündeyiz. Ve birazdan birkaç saate zaten yola çıkacağım. İşte birkaç proses daha yapacağız. Çok güzel geçiyor. Çok çok güzel geçiyor. Çok iyi geliyor. Şöyle ters ışıkta kalmayayım da böyle miyim? Çok iyi geliyor. Öyle. Ya açıkçası hani böyle detaylı bilgi vermiyorum. Hani sorularınız olursa, ekstra spesifik sorularınız olursa. Bir de zaten access bars nedir, access consciousness nedir ile ilgili bir video çekmiştim. Şuraları bir yerlere koyarım. Hani izlemediyseniz onu, ilk o videoyu izleyebilirsiniz. Bu zaten böyle hani vlog olacak, hani beden prosesleriyle ilgili bir video değil ama hani onunla ilgili de herhangi sorularınız varsa yorumlara yazın. Oradan zaten ben cevaplarım diyorum. Şekilde. Neco Bey, seanslardan sonra nasılsınız? Ne hissediyorsunuz? Biraz sizin fikirlerinizi alabilir miyim? Ben her zaman body'yi her zaman sevmişim. Kaçıncı body'm ve kaçıncı foundation'ımın olduğunu hatırlamıyorum. Saymaya gerek bile duymuyorum. Bu alanda olmak gerçekten çok büyük keyif. Her geçen gün biraz daha katkı oluyor. Ve bana katkı olduğu şekilde de
Ben nereye gidersen gideyim, ben insanlara katkı olduğumu hissediyorum. Oluyorsunuz, biz de çok güzel seviyoruz. Ben de için çok keyif alıyorum bundan. Her gün yeni bir şey öğreniyorum. Siz kaç senedir beden prosesleri aksesin içindesiniz? Bayağı oldu sanırım sizin. Valla kaç yılında bedenleri? Hemen hangi 12 sene olmuştur. Tabii 12 sene. Neco Bey de büyük katkı oldu. Kendisi de seansları aldı zaten. Teşekkür ederim. Ben sinekleri öldürdüm ama doğadan. 3 gün bitti. Mezun oldum demeyeyim de. Evet. Hadi. Beden prosesleri sınıfını bitirdim diyebilir miyiz? Evet, bitirdim. Çok çok memnun oldum. Ben de öyle. Tekrar bekliyorum. Her zaman. Ben geleceğim zaten bu arada. Seanslar alacağım arkadaşlar. Instagram'ımızda yazarım. İsteyenler, seçenler olursa onlar da gelir böyle. Bir vlogun daha sonuna geldik. Umarım keyifle izlediğiniz bir vlog olmuştur ve umarım Avşa Adası'na gitmiş kadar olmuşsunuzdur. Ben beğendim mi, hani Avşa'yı nasıl buldum diye sorarsanız da açıkçası ben öyle hani bayılmadım. Hani Avşa Adası'na böyle aman da her sene gideyim ya da böyle oraya mutlaka işte hep görmeliyim, denizine girmeliyim gibi bir şey olmadı bende. Ben Bozcaada'ya bayılırım arkadaşlar, yani özellikle pandemi öncesinde. O kadar giderdim ki, çok seviyorum yani Bozcaada'nın denizinde ve bu kadar ünlü olmadan önce, hani orası patlamadan önce diyeyim ve Ege'yi çok seviyorum. Neyse ama tabii ki de Avşa Adası'ndan da çok keyif aldım. Ayla Hanım'ın eğitimi, yani Access'in beden prosesleri eğitimi efsaneydi. Bu arada hani buradan da duyurayım, bence, tabii bence de demeyeyim, seçerseniz Access Bars ve beden prosesleri alın derim. En azından bir seans, iki seans hani deneyin derim. Çünkü çok şey açıldı bende. Yani çok şey açıldı derken de tabii bunu denemeyene biraz anlatmak zor. Hani deneyimlemeden aslında anlatabilmem biraz zor. Çünkü bazı şeyler kelimelerle tam olarak anlatılmaz ya da anlatılsa da yarım kalır ya. Bu da öyle bir şey. Yani Access Bar Seance ya da beden prosesi nasıl kardelen diye sorarsanız tabii ki de kendimce hani anlatıyorum elimden geldiğince ama hep bir şeyler kim anlatırsa anlatsın bence deneyimlemeden eksik kalır diye düşünüyorum. Ben de seans veriyorum ve seans veren bir sürü arkadaşlar var hani Access'le ilgilenen. Ama tabii ki de Access Bars eğitimini alan birinden alın derim hani seans alacaksanız da. Böyle. Onun dışında da yorumlarınızı, sorularınızı, düşüncelerinizi bekliyorum. Yorumlara zaten yazabilirsiniz her daim. Çünkü sizinle böyle zaten tanışıyormuşuz gibi hissediyorum. Artık böyle 18.000 olduk bu arada. Çok teşekkür ederim. Yani dün itibariyle 18.000 olduk. Hatta artarak işte devam ediyor. Şu an Ağustos sonundayız. Bakalım bu vlog ne zaman gelecek? Çünkü bayağı video var arkadaşlar. Hem vloglar çekiyorum hem böyle oturup hani size bir şeyler sizinle paylaştığım videolar da çekiyorum. O yüzden bayağı video birikti. Bakalım sırayla hepsi gelecek. Ama belki de siz bu videoyu kışın izleyeceksiniz ya da ilkbaharda, bilemiyorum. Bakalım artık nasıl oluyorsa. Neyse artık lafı daha fazla uzatmadan. Bu arada böyle vloglar görmek isterseniz de yine yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Onun dışında Instagram'dan takip etmeyi seçerseniz ben tabii ki de çok mutlu olurum. Hem oradan zaten hani storylerden falan da daha hızlı bir şekilde sizinle iletişim kurma, eğer iletişime geçmek isterseniz imkanımız da oluyor. Beni takip edebiliyorsunuz. Bu şekilde bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, destek olmak isterseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Her cuma 6'da zaten video geliyor biliyorsunuz. Bunun dışında da ben böyle konuştukça sizinle konuşasım geliyor. Aslına bakarsanız hani bunu gerçekten deneyimleyenler yine bilir. Hani bir kameraya böyle konuşmak çok tuhaf geliyordu en başlarda falan. Ama oradasınız siz ve hani biliyorum ki sizinle böyle... Hani bu kadar özellikle bir süredir beni takip ediyorsanız, videolarımı falan izliyorsanız hani aramızda bir bağ oluştuğunu gerçekten emin olun ben de hissediyorum. Benim de takip ettiğim bazı YouTuber'lar var ve bazen hiç yorum yazmadığım ve senelerce takip ettiğim YouTuber'lar da oluyor ya da birçok videosunu izlediğim. O yüzden hani sizden mesajlar da geliyor. Bunu çok kıymetli ve değerli buluyorum. Bunu söylemek istiyorum sadece deyip artık tamam uzatmayacağım. İzlediğiniz için, varlığınız için kocaman 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 mahalo arkadaşlar. İyi ki varsınız. Haftaya bambaşka bir videoda. Bu arada ben çok mu yakın tuttum?
Neyse artık nasıl olduysa en mükemmel haliyle olmuştur. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşçakalın. Bu arada birazdan bir arkadaşımızla podcast yayını kaydedeceğim. Konuklu sohbet. Hatta gaslighting konusunu ele alacağız. Ne olmuş yani de takip etmiyorsanız onu da takipte kalabilirsiniz. 100 bölüm oldu neredeyse. Bu kaydedeceğimiz bölüm kaç? 98. bölüm olacak. Dinlemediyseniz eğer seçerseniz dinlemeyi dinleyebilirsiniz. Bayağı heyecanlıyım. Çünkü konuklu bölümler ekstra. Ben de çok heyecan yapıyorum yani heyecanlanıyorum. Güzel oluyor. Böyle.